Film Analizi serisine hoş geldiniz. Bu bölümde The Hummingbird Project filmini değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Türkçe adıyla kod adı Hummingbird. Ve mutlaka izleyeceğim bir film. Bunu ikinci film olarak almamın en büyük özelliklerinden biri. İnceleyeceğimiz filmlerden günümüze en yakın çekime sahip yıl olarak filmdir ve benim de çok ilgilendiğim bir konuda da çok detaylı bilgi vermekte. Biraz bilgi edinelim. Film 2018 yapımı. Yaklaşık 1 saat 51 dakika sürüyor. HFT dediğimiz High Frequency Trading, yani yüksek frekans alım satım konusunda bildiğim kadarıyla tek film ve benim yine bildiğim kadarıyla da gerçek bir hikayeye dayanan bir film. Mutlaka izlenmeli diyorum. Günümüz dünyasını anlamak için diyorum. Son 10 yılların, yani işte 2010'lardan bu yana en popüler ve en önemli konusu olan HFT için verilen mücadeleyi anlatıyor, gösteriyor. Trade ettiğin adamların gücünü, kudretini biraz görmüş ve anlamış oluyorsun. Açıkçası hani böyle muhteşem bir film diyemeyeceğim ama etkileyici, aynı zamanda benim için kesinlikle verilen mücadeleyi ve konuyu da bildiğimden olsa gerek dramatik bir film. Milyoner olmak isteyen tek siz değilsiniz. Bu hayali kuran da tek siz değilsiniz. Bunun içinde ne kadar fedakarlık yaparsınız sorusunun bence en güzel cevaplarından biri bu film. Ve en önemlisi de yine bir özel bilgi, bu konuda da ilerleyen incelemelerde, sahnelerde anlatacağım gerçek bir hikaye. Şimdi, evet, ilk giriş sahnesi çok etkileyici bir başlangıçla başlar. Düz bir çizgi der. Devamında Kansas'tan New York'a gitmek için 16 milisaniyede gitmeyi ne dersin der. Bunu 16 milisaniyede yapmak ister misin? İşte bizim konumuz HFT. Yani yüksek frekansla alım satım işlemleri. Bence çok etkileyici bir giriştir bu sahne. Ben bu sahneye 16 milisaniye sahnesi diyorum. Şimdi uyanış sahnesi, benim de çok bildiğim, içinde olduğum sektörden de bildiğim, genelde hazine bölümlerinde işte bunlar 6'lı, 8'li, ben başladığımda 2'li, 4'lüydü. Ekranlara bakarak işte HFT'lerin durumunu takip eden bir arkadaştır bizim karakterimiz. Ve bir karar veriyorlar. Bu karara baktığınızda da aslında nasıl diyeyim size, karakterimiz Vincent ilk harekete geçmek istiyor. Milyoner olmak istiyor. Kendisi Rus asıllı Amerikalı. Ve bir karar veriyor ve harekete geçmek için ilk kazmayı Kansas Electronic Exchange borsasından kazmayı vuruyor. Kansas'tan New York borsasına yaklaşık 1000 millik bir fiber optik kablo düşecekler. Yaklaşık 1600 kilometre ve bunu yaklaşık 1 saniyelik fark yaratarak, yani diğer rakiplere göre 1 milisaniyelik fark yaratarak milyonlar kazanma hayalini kuruyor. Ben buna uyanış sahnesi diyorum. Ama kahramanımız Vincent milyonlar peşindeyken kanser olması bize en büyük zenginliğin aslında sağlık olduğunu da bu filmde hatırlatıyor. Diğer taraftan burada Eva Torres hem Anton bu arada Vincent'ın da kuzenidir ve bu HFT'lerin yazılımını yapan arkadaştır. Eva Torres'in şirketinde Selma Hayek oynuyor Eva Torres'i de. Para için neler yapılabildiğini, işte Anton'u tehdit etmesi aslında bize burada şunu anlatıyor. Diyor ki rakipleriniz çok güçlü ve çok dişli, hatta çok gaddarlar diyor. Ve burada bu sahnenin adına da iki yönüyle kanser ve para diyorum. Bir yanda sağlık, bir yanda da hırslar, açgözlülük, aklınıza ne gelirse. Diğer taraftan sahne 4'te belki de filmdeki en eğitici sahnelerden biri.
Filmin isminin nereden geldiğini, yani The Hummels, Birds'ün nereden geldi? Yani sinek kuşunun kadının kanadını çarpma hızı mevzusu işte 16 milisaniyedir. İşte sinek kuşu, kanadı kuşu projesi olarak filme konuyor. Anton bunu o bir milisaniyelik farkı yaratmak için barda çalışırken oradaki barmen kadına bunu anlatıyor. Bence çok da güzel anlatıyor. Diğer taraftan sonra Anton bunu başarıyor. Bunu bir milisaniye fark yaratıyor. Burada da yine detaylı bir şekilde şeyini görüyoruz. Bu savaş için, yani o bir milisaniyelik için verilen savaşı, emiği, işte kablolar, bilmem neler, işte yazılım, aklınıza ne gelirse, teknik olmayan her şey aslında bu sahnelerde size anlatılıyor. Hani o düşündüğünüz, ya ben yaptım ettim arkada, yani aslında karşınızdaki rakiplerin neler olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl bir güce sahip olduğunu, nelerle uğraştığınızı düşünmeniz gerekiyor. Bu sahneler bunu anlatıyor. Bir milisaniye için. Beşinci sahne olarak hüzün ve intikam diyorum ben. Evet, ne yazık ki rakipleri 11 milisaniye ile olayı bitirirler. Aslında Vincent'ın planı alt üst olmuştur. Orada kule yapısı kullanılıyor. İşte başka bir teknolojiye geçiliyor. Vincent artık çığırından çıkıyor. Zaten kanser olduğunu biliyor. Kuleleri kesmeye gidiyor. Ama burada aslında hayallerin yıkıldığı andır. Ama benim önemli bir büyüğümden öğrendiğim kadarıyla, kendisi ilgili zamanlarda Amerika'da da büyük bir finansal kuruluşta çalıştığında, bu işi yapanların, bu hattı kuranların milyon dolarlar kazandığını iletmişti bana. Filmden farklı olarak. Yani filmde hüzün, tabii bir dramatizasyon var. Yani başarısızlık gibi, ama öyle değilmiş. Bayağı da satmışlar. Güzel de paralar kazanılmış, ama sonra tabii ki işte diğer teknoloji ve daha hızlı olanlar çıkınca da biraz arkada kalmışlar, ama hani filmin tersi bir sonuç alınmış tabii. Filmde çok dramatize ediliyor. Son sahne, ben bu sahneyi çok seviyorum. Bu sahnede aslında Evo Torres Anton'u hapse attırıyor. İşte kodumu çaldı falan. Ki bu arada Amerika'da bu tür şeyler çok çok ciddi konulardır. Yani çok ciddi kontratlar yapılır böyle kitap şeklinde. Ne bir şey konuşabilirsiniz, ne bir şey alabilirsiniz. Yani ölene kadar kilitsiniz. Onu belirteyim. Şeyde o kapsamda gidiyor diyor, işte çalıyor ediyor falan derken, Anton zeki bir adam. Ya zaten Ruslar bu konuda iyiler, belirteyim. O da bir Rus göçmeni, Amerikalı. Eve bir düzenek kuruyor. Filmde de göreceksiniz. O düzenekle telefondan çok analog bir şekilde bir tane dial-up network üzerinden pıt diye bir şey gönderip, tabii bir tane şeye, kendi eski şirketinin içine de bir tane ne derler, drojen yerleştiriyor. Bir anda Evo Torres'in şirketindeki HFT hızını 20 milisaniyeye çekiyor ve o anın görüntüsü muhteşem. İşte klavyeleri kırıyorlar, ekranları kırıyorlar. Çünkü deliler gibi milyon dolarlar kaybediyorlar. Tamam mı? İşte buradaki o vahşeti görmeniz lazım. Bu adamlar sizin rakipleriniz. Bu adamlar sizin karşınızdaki insanlar. Sizin 1 dolarınızı da, 1000 dolarınızı da, 100 bin dolarınızı da almak için çalışıyorlar. Bunu unutmayın. Bu sahne onun aslında o vahşetin en güzel örneğidir. Ben etkileyici buluyorum. Son olarak hat ve gerçekler. Her şey bu düz hat içinde. Bak, bu görüntüde de bu şekilde gösteriliyor. Böyle her biri mülkü alıyorlar falan. Ve amaç sadece bir milisaniye. Bakın, rakipleriniz bunlarla uğraşıyorlar. Bu kadar keskin, bu kadar ince, bu kadar detaylı. O kadar basit değil ya, aldım sattım falan. Son olarak artık kahramanlarımız özlerine dönerler. Çünkü artık kaybetmişlerdir. Amişlerin, burada Amerika'daki işte yaşayan Amişlerin toprağının altına bir şeyler geçirme mevzusu var. Sonrası onlara gidiyorlar. Biraz günah çıkarma şeyi gibi görüyor bana bu sahneyi. Öyle çekeyim. Bir nevi arınma sahnesi ve final sahnesi. Ya işte hayat gerçekler bu değil falan. O noktaya getiriyor. Güzel bir sahne. Yağmur aslında orada
bizde de olan kültürle rahmet olarak değerlendirilmiş. Ama burada benim gördüğüm son sonuç olarak şunu söylemem gerekiyor. Evet, para her şeydir. Ne yazık ki hayatımızın bir gerçeği. Ama para aynı zamanda da her şey değildir. Çünkü sağlığınız olmadan, bazı işte akli melekeleriniz olmadan da bir şey yapamazsınız. Bu sebepten bu dengeyi iyi kurmanız lazım. Ben hep diyorum, demeye de devam ediyorum. Eğer aza kanaat etmezseniz trade olayında veya bu tür işlerde çok büyük perişanlıklar yaşarsınız. Aza kanaat, sağlığınıza dikkat diyorum. Ve para her şey değildir. Öncelik sağlıktır. Diğer taraftan da para aynı zamanda size, nasıl diyeyim, evet ferah getirecektir ama diğer taraftan sorunlarıyla beraber getirecektir. Önce aza kanaat, sonra gerisi mutlaka gelecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.